Cebrail aleyhisselam Nuh aleyhisselama sorar. Ey peygamberlerin en uzun ömürlüsü, dünyayı nasıl buldun? Nuh aleyhisselam şöyle cevap verir. İki kapılı bir ev gibi. Birinden girdim, diğerinden çıktım. İsa aleyhisselama içinde barınacağın bir eve dinsen derler. O da bizden öncekilerin yıkıntıları bizim için kafidir diye cevap verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyadan sakının. Zira o insanları sihirleriyle etkileyen Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır. Hasan-ı Basri radıyallahu anh nakleder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi-i kiramın yanlarına çıkmıştı. Buyurdu ki, aranızda Cenab-ı Hakk'ın kendisini körlükten kurtararak görür hale getirmesini isteyen var mı? Öyleyse beni iyi dinleyin. Dünyaya aşırı derecede rağbet gösteren ve onunla ilgili uzun emeller kuranların kalplerini Allahu Teala dünyaya gösterdikleri tutkunluk ve emelleri nispetinde kör eder. Kim de dünyada züht hayatı yaşar ve uzun emel sahibi olmazsa, Cenab-ı Hak ona tahsil görmeden bir ilim ve bir rehber olmadan hidayet bahşeder. Beni iyi dinleyin. Sizden sonra öyle bir toplum gelecek ki, saltanatları cinayet ve zulüm olmadan yürümeyecek. Zenginlikleri günah ve cimrilik ile elde edilecek. Sevgileri ise nefsin azgın arzularına uymaktan ibaret olacak. Sözlerimi iyi dinleyin. İçinizden kim bu zamana erişir ve meşru olmayan yollardan zengin olmaya muktedir iken fakirliğe sabrederse, nefsin arzularına uyarak insanların sevgisine mazhar olabilecek iken onların nefretlerine sabrederse, izzet ve şeref elde edebileceği halde zillete katlanırsa, bütün bunları sırf Allahu Teala'nın rızasına erişmek için yaparsa, Cenab-ı Hak o kişiye 50 sıddık sevabı verir.